Bal TV ekranlarından herkese merhaba. Ailede Benden Bize programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Birlik, beraberlik, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'a ulaşmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Bugünkü programımızda kainatın çehresini değiştiren Ramazan'ı, orucu, birlik ve beraberliği aile perspektifinden konuşmaya çalışacağız. Ailede Ramazan hassasiyetini ve bilincini oluşturmak için neler yapmamız gerektiğini anlatacağız. Uzman aile danışmanı Saliha Erdim Hocam ile birlikte. Saliha Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hanımefendi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'ımıza şükürler olsun. İyiyiz. İnşallah hep birlikte iyi olalım. İnşallah. İnşallah hep birlikte şükürler olsun. Artık çok daha iyiyiz diyebilelim. Başlangıca nazaran Ramazan'a gelmeden önce deprem bölgelerindeki şartların çok daha iyileştiğini, ulaşılamayan insanın neredeyse kalmadığını, yıkıntıların ortadan kalktığını, bütün STK'ların, devlet kurumlarının, yetkili resmi kurumların, hatta bireysel faaliyetlerin bile yoğun bir şekilde ulaştırılmaya çalıştığını görüyoruz ve oradaki kardeşlerimizin Ramazan'ı çok daha farklı duygularla. Geçtiğimiz Ramazan'da nasıllardı, şimdi nasıllar, biz nasıl olacağız onu da bilmiyoruz. Allah'ım halimizi hayra tebdil etsin inşallah. Şu anda orada da farklı bir Ramazan iklimi, farklı bir ortam, farklı bir oruç söz konusu. Sık sık şunu vurgulayalım ki insan ömrü, insanın durumu anlık. Şimdi böyleyiz, bir saniye sonramızın ne olacağını bilmiyoruz. Rabbim imandan ayırmasın. Tekrar vefat edenlere Rabbim şehitlik makamı versin, kalanlara sabır, metanet versin. Bizlere hem yardımcı olmayı hem ders almayı, tedbir almayı ve bu hayatın ana gayesini benzer bu ve benzer vesileler daha iyi anlayarak hayata daha doğru bir duruş içinde olmamızı Rabbim nasip etsin inşallah. Ramazanımız hayırlı, mübarek olsun. İlk iftarımızı yaptık. Evet, dün yaptık, çok şükür. Sanki bunu defalarca yapmadık da yeni yapıyormuşuz gibi bir his oluyor. O heyecan oluyor, oluyor değil mi hocam? Evet, her Ramazan'da oluyor. Mutlaka yaşıyoruz. O çok sofrayı farklı. Kurarken bile, dün ben onu çok yakından hissettim. Hakikaten kurarken bile o tatlı telaşım bile beni çok mutlu etti. Ezan'a ne kadar kaldı? Evet, işte, ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Ama şu çorbayı koyayım falan. Bu o kadar güzel ve muazzam bir şey ki bizim Rabbimizin dinimizle bize vazife kıldığı ve bizi onarmak, bizi yüceltmek, bizi daha insanca bir mertebeye ulaştırmak için nasip ettiği ibadetlerden birisi, en önemlilerinden birisi de oruç. Rabbim hakkını verebilmeyi nasip etsin. Bütün ülkemizde ve bütün İslam aleminde Rabbim Ramazan ayının okunan mukabelelerin, tutulan oruçların, getirilen salatu selamların, yapılan fitre, verilen fitrelerin, sadakaların, zekatların maksadına uygun bir şekilde yapılması, doğru yapılması ve neticenin de bizim lehimize hayırlı olması için dua etmiş olalım inşallah. Amin diyelim. Çok teşekkür ederiz bu rica güzel ederim. Girişiniz için hocam. Sağ olun. Öncelikle siz de atıfta bulundunuz. Elbette bir taraftan sevincini ve tatlı telaşını yaşıyoruz ama diğer tarafta da ülkemizde yaşanan büyük felaketler sebebiyle de bir yanımız hep buruk. Ama bugünkü programımızda da deprem bölgelerinde hayatını sürdüren kardeşlerimiz için neler yapabileceğimizi de konuşmak istiyorum. Onlar için elbette yapabileceğimiz şeyler var ve hepimiz elinden gelenin fazlasını inşallah bu Ramazan ayında yapmış olalım diyelim. Onları da unutmayalım. Kendi soframızda bir nimet varken oradaki sofrayı düşünerek de hareket edelim. Bu Ramazan içinde en büyük temennilerimizden bir tanesi bu olsun. Çünkü biz ne diyoruz hep? Birlik ve beraberlik ayı. Bu en azından sözünde hakkını yerine getirmiş olalım inşallah bu Ramazan ayı diyelim. İnşallah. Evet hocam, maddi ve manevi arınma ayı içerisindeyiz. Hem bir taraftan insan bedeni için çok iyi gelen yönleri var orucun, hem de aynı zamanda ne diyoruz, manevi olarak da çok büyük faydaları var bize. Öncelikle hocam bir tarafta yani bireysel olmanın yanı toplumsal faydalarını da görürüz. Çünkü biz Ramazan dediğimiz zaman daha demin de ifade ettiğimiz gibi hep birlik ve beraberliği, o
kurulan belki büyük sofraları, ailelerle açılan iftarları veya yapılan sahurlar zihnimize gelir. Biz yalnızca bunu günümüzde yaşatmayalım istiyoruz. Belki günümüzde de bu tarz değerler de biraz geri plana da atılmış olabilir. Bugün bunları da konuşalım inşallah. Ama gelecek nesillere bunu aktarmak için neler yapabiliriz? Özellikle çocuklarımıza Ramazan'ı nasıl sevdirebiliriz? Onlara orucu nasıl anlatabiliriz? İnşallah bugünkü konu başlıklarımız olacak. Fakat öncelikle ben şunu sormak istiyorum hocam. Buyurun. Bir aile ortamında Ramazan nasıl idrak edilir? Yani biz o aile ortamında Ramazan'a en güzel biçimde nasıl hazırlanabiliriz? Ma aile olarak, yani o ailedeki bütün fertlere ne tür görevler düşüyor? Dilerseniz buna başlayalım. İnşallah, teşekkür ederim. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. İnşallah. İnşallah. Değerli hanımefendi, Ramazan gelmeden önce yapılacaklar var. Mesela bir arkadaşımız dedi ki çocukların zihninde Ramazan'ın özel bir ay olduğunu hissettirmek için Ramazan alışverişine çıktık dedi. Evet. Çocuklarla birlikte işte gittik, kapalı çarşıdan bir şeyler aldık. Manavdan bir şeyler aldık. İşte kuru gıda aldık. Kompostoluk bir şeyler hazırladık. Yani çocuk Ramazan geliyor. Evet. Bilincini onun idrak bilincine etsin diye. Onun bilincine vardı oradaki alışverişte. Çok hoşuma gitti evet. Bu. Bir ön hazırlık. Biz eğer zaten yaşayacağımızı bildiğimiz bir sürece doğru ilerliyorsak hem kendi zihnimizi daha yoğun duygularla yoğurmak, duygusal olarak, manevi olarak da hazırlamak hem de çocuklarımıza bu heyecanımızı hissettirebilmek için Ramazan'dan önce başlamamız gerekiyor. Evet. Zaten mukabeleler Ramazan'dan önce başlıyor. Allah kabul etsin. Ve çocuklarımıza orucun sadece açlıktan ibaret olmadığını. Mesela işte deniyor ki açlık fakirleri anlamamız için, oruç fakirleri anlamamız için. Evet, ne kadar yanlış bir söylem aslında. O kadar faydalarından birisi bu olabilir ama maksadı asla bu değil. Evet. Asla bu değil. Aç olduğu halde anlamayan olduğu gibi tok olduğu halde anlayan da olabilir. Ama buradaki asıl maksadı böyle görünen teknik şeylerle izah etmek yanında bir Allah'ın bizim onun istediği potansiyel değerlere kavuşabilmemiz. Onun istediği insanı kamil olma noktasına doğru ilerleyebilmemiz ve oruç tutmadığımız zamanlarda bizde oluşan zihni, psikolojik ve bedeni yorgunlukları biraz azaltarak tefekkür için sadece zaman anlamında değil, psikoloji ve beden anlamında da daha hazır olabilmemiz için inanılmaz büyük bir fırsat oruç. Bu sebeple çocuklarımıza oruç tutmanın sürekli yorulan midemizi dinlendirmek, sürekli gerekli gereksiz kendimiz için gerekli bulduklarımıza biz gerekli olduğuna bizi inandıracak gerekçeler de üretiyoruz. Ama bazen bakıyoruz ki onu yapmasak da olabilirmiş. Bedenimiz aç olduğu zaman eski performansını gösteremeyecek. Çok fazlaca böyle enerjik, aktif olamayacağız. Evet, yine olsak bile bu bedenimizin bize müsaade ettiği kadar olacak. Öyle olunca hareketlerde biraz kısıtlama. Yapabilirlik düzeyinde biraz azalma. Yeme içme düzeyinde ciddi bir azalma olacağı için böyle bir içe çekilme, böyle bir dinginleşme, böyle bir dinlenme, bir hani durulma, evet, bir sakinleşme, bir huzur hali dönemi içimizde gibi. Evet. Böyle olunca insan diğer yaptıklarını yapamadığı zaman yapamadıklarına vakit kalıyor. Ben danışanlarımın çoğuna yürümeyi tavsiye ediyorum. Hala ben başaramamışsam bile yürümeyi tavsiye ediyorum. Diyorum ki kulağınıza kulaklık ve müzik dinleyerek değil. Evet. Size kulağınızdan başka bir mesaj geliyor, sizi duygusal olarak etkileyecek sözlü ya da sözsüz bir müzik geliyor. Siz o zaman çevreye odaklanamazsınız. İnsan zihni bir anda tek bir şeye odaklanabilir. Evet, pek çok filozof da daha iyi düşünebilmek için tarih boyunca yürümeyi seçmiş hocam. Evet. O yüzden bu verdiğiniz öneri gerçekten çok önemli.
Teşekkür ederim. Onun da müziksiz olması gerekiyor. Evet. Ben şöyle tavsiye ediyorum. Çevreye bakın. Hı hı. Hani dağa, taşa, kurda, kuşa, ota, yaprağa, toprağa, böceğe, çevreye bakın. Müzik peki tefekküre yardımcı olmaz mı? Arkada mesela çalan böyle hafif belki enstrümantal bir müzik. O duygusal bir akışa yardımcı olur. Hı hı. Gördüklerimizle bütünleştirebiliriz ama gerçek tefekkür sadece yaptığımıza odaklandığımızdır. Hı. Müzik biraz da bizi rahatlatmak için, biraz da yürüyüşü keyifli hale getirmek için bir seçenek. Bu da güzel. Hı hı. Bunu da yapsınlar. Ama eğer tefekkürden söz edeceksek, yürümenin bizim için çok daha maksada uygun bir faydası olsun istiyorsak, ben müziksiz yürümeyi teklif ediyorum. Ve diyorum ki insanlara bakın. Sayısız insan var. Şu anda sayısı belli ama gelenleri, gidenleri hesaba katmış olsak ilk insanın yaratıldığından bu yana insanın zihninin almayacağı oranda insan gelip geçmiş. Hiçbirisi birbirine benzemiyor. Allah'ım ne büyüksün. Büyük bir mucize. Eserden müessire. Ya Rabbi bir ağacın kaç ton yaprağı var? Daha doğrusu bir yaprakta kaç ton var? O yaprak farklı tonda, güneş gören ayrı, görmeyen ayrı, izbe yerde olan ayrı, yeni çıkan ayrı, birazcık büyümesi gelişmiş olan ayrı, tam büyümüş ayrı. Hepsinin ayrı bir formu var, ayrı bir rengi var. Allah'ım ne büyüksün. Aynı toprak ama çekirdek farklı olunca çıkan o çekirdekten büyüyen de farklı oluyor. Ve menekşelerin rengine baktığım zaman insan mest oluyor. Allah'ım güle baktığın zaman onun kokusuyla mest oluyor. Rabbim ne büyüksün. Cennet kim bilir. Yani dünya bu kadar güzel nimetlerle doluysa acaba cennet nelerle dolu diyorsunuz. Ondan sonra da diyorsun ki Allah'ım bu toprağı ekip biçelim diye verdin. Bu toprağı vefat ettikten sonra cesetleri temizlesin diye verdin. Bu toprağı bizim hem tefekkür vesilemiz, hem beslenme vesilemiz, hem temizlenme, arınma vesilemiz için verdin. Hayvanlar var, eti yenen hayvanları kesiyoruz. İnanılmaz lezzette Allah bize bunları tadın diyor. Onları bizim için yaratmış. Şu havayı, şu güneşi. Allah'ım sen bir kula ne kadar değer veriyorsun. Sen beni ne kadar önemsemişsin. Sen beni ne kadar seviyorsun. Peki ben koskoca insanlık aleminden bir parçayım, bir bireyim. Demek ki onlar da aynı şekilde seviliyor. O zaman kendimi Rabbimin katında ne kadar yüksek görürsem aynı yükseklikte onlar da var. Farkımız hangimizin daha iyi ibadet edebiliyorsak, haramlardan, yasaklardan korkuyorsak, hangimiz siz peygamber ne getirdiyse onu alın diyen, neyi tavsiye ediyorsa onu alın diyen bir Rabbimiz ve bir yol göstericimiz var, bir modelimiz, örneğimiz var. Ona bakarak onun hayatındaki yaşadığını, yaşama biçimini davranış olarak, anlayış olarak hayatımıza geçirdiğimizde o zaman ben diyorum ki ya Rabbi senin hak ettiğin bir anlayış, yaşayış, ibadet, tavır, tutum mümkün değil. Beşerim çünkü. Ben sana hatalarla doluyum. Ben güzel Habibine yeteri kadar sadık olamamakla doluyum. Ama senin rahmetin, merhametin bunları bilerek beni yarattı ve buna rağmen affetmeye hazırsın. Muazzam bir şey. İşte açlık bu tefekkürün en güzel şekilde yapılması için insan bedeninin kısmen fonksiyonlarının da düşünme biçiminin de eylemlerinin de yavaşladığı dönemlerde bizi aslımıza uygun yaşama biçimine döndürecek tefekküre de zemin hazırlar. Evet. Öyle olunca biz bu oruçtan düşünmek için, akletmek için, oruçlunun sevabını, oruç ibadeti sadece Allah için yapıldığından dolayı onun sevabını ben takdir ederim diyor. Tam da bu zamanlarda birbirimize nasıl iyi gelebiliriz, birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz, birbirimizi nasıl daha şefkatle, sevgiyle, muhabbetle kuşatabiliriz. Ama birbirimizi kuşatmadan önce bu soruların cevabını arayacağız. Ama ondan önce ben de varsa verebilirim. Evet. Ben Allah'ın beni çok kıymetli gördüğüne dair bir bilgiye ulaşabilmişsem ki bu
tefekkürle bu açlık o bilgiye ulaşmanın bir vesilesi mi hocam? Kesinlikle kestirme bir yolu. Kestirme yolu hem de. Kestirme sadece yolu. Vesile değil, vesile değil, kestirme bir yolu. Hı-hı. Çünkü Allah bizi olgunlaşmamız, Allah bizi çevremizde gereğinden fazla var olan ve bizi eteğimizden, bizi ayağımızdan tutarak geriye doğru çeken unsurlardan uzaklaşarak yönümüzü de Allah'a, kulağımızı da Habibullah'a vererek dost doğru olun emri üzerinde dost doğru olma çabasının duraklarından birisi oruç. Evet. Ve biz kendi isteğimizde böyle bir şey yapmazdık. Evet. Niye ben şu anda etiydi, çorbasıydı, yemeğiydi böyle iştahla yemek dururken niye ben kendimi açlıkla terbiye edeyim? Kolay kolay bunu yapmazdık biz. Pek çok dinde, belki de bütün dinlerde oruç var. Bütün dinlerde farklı ibadet şekilleri var. Orucun insanı zihinsel ve manevi tekamül noktasına ulaştıran çok önemli bir etkisi var. Biz bu tekamül yolculuğuna, olma yolculuğuna durarak, nefeslenerek, fasılalarla devam ettiğimizde o koşuşturmadan düşünemediğimiz şeyleri düşünmeye başlarız. O yeme içme derdinden. Ki bu büyük bir derttir hakikaten insan için. Hem de nasıl bir dert. Yeme içme, bugün ne yiyeceğim, yarın ne yiyeceğim, bugün şunu ne pişireceğim, ne pişireceğim derdinden biraz bizi uzaklaştırarak dertlerimizi azaltıyor. Evet. Bizi gerçek derde yöneltiyor. Benim tek bir derdim olmalı. Allah'a göre düşünmek, Resulullah'a göre yaşamak, iyi olma çabası ile kendime, yakınlarıma ve bu dünyaya iyi gelmek. Evet. O da bu iki kaynaktan beslendiğimde ve ben nasıl düşünürsem, nasıl davranırsam, nasıl hareket edersem o dinginliğe, o olgunluğa ulaşırım sorusunun cevabının arandığı, cevabının bulunduğu süreçler bu süreçler. Evet. Ve bir mümin için inanılmaz büyük bir kazanım, inanılmaz büyük bir kazanç. Rabbim hakkıyla bu dinginleşmenin hakkını vermemizi nasip etsin. Amin. Neye gülümsedim? Bir söz işitmiştim. Şimdi sözü bir yere bağlayacağım, onu da vesile kılacağım. Allah yaşlandığımızda daha az yememiz için dişlerimizi döküyor. Biz takma diş alıyoruz. Aynı şekliyle yemeye çalışıyoruz gibi. Takma dişte sıkıntı yok da. Yaşlılığın, metabolizmanın, yaşlanmasının bizde oluşturması gereken olgunluk, düşünme, evrilme, daha iyiye doğru artık güneş batıyor. Ömrümüzün güneşi batıyor. Bizim biraz daha ahirete odaklı hareket etmemiz, aslında her zaman öyle hareket etmemiz gerekirken yaşlılara daha çok yakıştırıyoruz niyeyse. Yapmamız gerekiyorken biz yüzümüzü gerdirerek daha genç görünmeye, işte vücudumuzda başka deformasyona uğramış bölgeler varsa onları gençleştirmeye, kendimi nasıl genç hissedebilirim, nasıl güzel hissedebilirim, makyajla şununla bununla sürekli kendimi, beni ömür ileriye doğru götürüyor, ben geriye doğru gitmek için çaba sarf ediyorum. Bu mücadele zaten benim bütün enerji alanımı da dolduruyor, ekonomik alanımı da yeteri kadar tüketiyor. Benim yapmam gereken şeylerden beni fersah fersah uzaklaştırıyor. Şimdi biz açlığın hikmetini, açlığın anlamını, açlığın bende oluşturması gereken derinliği düşünmek yerine iftar sofralarını nasıl zengin hazırlayacağız diye düşünmeye sevk ediyor. Bütün gün aç kalıyoruz, iftarda da tıka basa doluyoruz. Öyle bir tezat teşkil ediyor ki bu. Ve burada bir şeye daha vurgu yapacağım. Bizim normal zamanda da sürekli gündemimizde olması gereken ama Ramazan'ın manasıyla çok tezat teşkil eden israflar. Evet, kesinlikle. Sofralar olabildiğince dolduruluyor. Ya insanın midesi zaten yumruğu kadar ne alabilir ki? Evet. Ne yiyebilir ki? Bir insanın yeme kapasitesi bellidir yani 3 aşağı 5 yukarı. Ondan sonrakiler ne oluyor? Sofraya geldi, çataldaydı, çöpe. Yani bu Ramazan'ın
maksadının tam tersine. Anlayamadığımız manasına geliyor aslında. Anlayamadığımız manasına geliyor. Bu tıka basa yememiz de iftarda da artık namaz kılmaya takatimiz kalmıyor. Yani o kadar doyuyoruz ki namaz kılmaya takatimiz kalmıyor. Fazlasıyla bir halsizlik de ortaya çıkıyor sonrasında. Elbette. Ağırlaştırıyor bizi. Evet, ağırlaştırıyor. Hatta iftar öncesinden daha da halsiz olup bu sefer insan hiçbir şey de yapmamak istiyor. Aynen öyle. Her türlü belki ibadetten de insanı uzak tutmaya çalışıyor. O yüzden bu hakikaten israf konusu Ramazan'da konuşulması gereken başat konulardan bir tanesi. Kesinlikle, kesinlikle değerli hanımefendi. Ramazan bizi oruçla muhtelif israflardan koruyor. Zaman israfından, enerji israfından, yemek için ayırdığımız ekstra zamanlardan, işte bizim zihnimizi çeldiren muhtelif düşünme tuzaklarından, zihnimizi çeldiren görsel, işitsel bir takım unsurlardan bizi uzaklaştırarak, israfı bir noktada engelleyerek asıl olanın ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani biz üç öğün tıka basa yiyoruz ya, bir öğünde de yaşadığımızı, ikinci öğün oruca hazırlıktır, ertesi güne bir destektir. Oysa yani filozoflar, ilim adamları, terakki için ömrünü harcayan insanlar günde bir öğünde yetinirlermiş. Evet. Hadi diyelim bu iki öğün olsun. Ama biz üç öğünsüz durmuyoruz. Sabah kahvaltı yapıyoruz. Hanımefendinin birisi diyor ki espriyle karışık. Ben öğlen ne yiyeceğimi düşünürüm. Daha öğlenden sabahtan akşam ne yiyeceğimi düşünürüm diyor. Böyle bir de ihtiyaçlarımızın aceleciliği var. Evet. Alışkanlıklarımızın aceleciliği var. Ve planlama yaptığımız şeyler bizi biraz daha o koşturmacanın, karmaşanın, yiyip içeyim derdi, ondan sonra rahat edeyim derdi, konforumuzun daha da çok büyümesine ve biz de tam onun içine girip keyifle ayaklarımızı uzatıp oraya taht kurmamıza yardımcı oluyor. O zamanları biraz unutmamıza sebebiyet veriyor hakikaten Ramazan. Sizin ifade ettiğiniz gibi yani o sürekli bir koşturma halindeyiz ifade ediyorsunuz. İşte ne yiyeceğiz, yemek yapalım. Ya oraya o kadar çok zaman ayırıyormuşuz ki hocam. O zaman bize kaldığında aslında ne kadar büyük bir ana sahip olduğumuzu yeniden anlayıp bunun bile tefekkürüne varmak çok önemli. Ve burada bahsettiğiniz gibi orucun maksadını tefekküre bir vesile olarak sunulması ifadesi bugünkü benim bu program için en azından kilit düşüncelerden bir tanesi olacak benim için hocam. Çünkü çocukluğumuzdan beri hep duyduğumuz bir şey var işte. Hatta ailelerimiz bile belli sebeplerle veya belli durumlarda bu izahı yaparlar bize. İşte oruç bizim yoksullara, ihtiyaç sahiplerine anlamamız için aslında tuttuğumuz bir ibadettir diye. Ama o zaman öyle olsaydı şu cümle aklımıza geliyor veya şu düşünce aklımıza geliyor. O zaman ihtiyaç sahipleri neden oruç tutuyor diyebiliriz. Ben çocuk zihnimde bile bunlar hep aklıma gelirdi benim. Çok doğru, yüzden, çok mantıklı bir soru. Evet, o yüzden bu tefekküre vesile olma düşüncesi hakikaten orucun hikmetini anlamlandırmamız açısından da çok önemli oldu. Biraz bu düşünceleri aile hayatımızda nasıl bir bilinç haline getirebileceğimizi konuşalım isterseniz hocam. Özellikle çocuklara bunu aşılamak da ayrıca çok önemli. Çünkü ne diyoruz? Biz çocuk ailede gördüğünü işler. Anne babayı rol model olarak alır. O aile ortamında Ramazan'a dair bir bilinç, bir hassasiyet oluşmuşsa zaten çocuk da o hassasiyetle dünyaya bakıyor veya onunla ilgili bir şeyler geliştiriyor. Birçok ailede de şimdilerde görüyorum, çok da hoşuma gidiyor hocam. Sosyal medya vasıtasıyla biraz haberdar oluyoruz. Artık aileler böyle çocuklara bir Ramazan köşesi oluşturuyor. Orada Ramazan'a dair bir çocuk kitabı varsa onlar yapılıyor veya oradaki mekan süsleniyor. Baktığımızda çocuklar için çok güzel bir uygulama. Yani Ramazan'ı sevdirmek, o ünsiyeti kurdurmak için güzel faaliyetler. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz bizler de? Bu bilinci nasıl oluşturabiliriz ailemizde? Çok doğru. Değerli hanımefendi, hissedersek hissettiririz. Biz oruçla kendimizi dinginleştirip, sakince tefekkürümüzü yapıp, oradan Allah'a tevazu ile boyun büküp, ve bize orucun kazandırması gereken değerleri kazandırması noktasında bizim açık olmamızı, Rabbimizin rahmetiyle, bereketiyle bunu nasip etmesini dua ederek, bunu yürekten içselleştirmeye çalışarak hem fikri yönden hazırlanmak hem
psikolojik ve manevi yönden hazırlanmak bir insanın önce kendisi için ihtiyacı. Evet. Onu da şöyle ifade edeyim. Mesela şeyde sahurda çok değerli Ekrem Demirli hocamızla, isim hafızam çok kötü, diğer bir hocamız vardı, Marmara İlahiyat'ta öğretim üyesi bir hocamız. İkisinin sohbetini dinledim. Evet. Hocalarımızın açıklamaları muazzamdı. İnsan sağlam kaynaklardan neşet eden bilgileri dinledikçe kendi içindeki var olan bilgiyle onu ilişkilendiriyor ve bakış açısı berraklaşıyor, yaklaşımı netleşiyor, duyguları tazeleniyor ve yeniden olmamız gereken duygu durumuna, olmamız gereken bakış açısına sahip olmamız konusunda bize ciddi anlamda destek veriyor. O yüzden de hani dinlememiz, kulak vermemiz, en azından sesli makale olarak seslendirilen pek çok bu konuda yazılar var. Onlardan istifade edebiliriz. Televizyon açık olur. Bizim evde televizyon yok. Ben tabletimden açıyorum. Çok şükür. Hani illa televizyon olması gerekmiyor evde. Tabletinizden, telefonunuzdan bile açarak programları takip edebilirsiniz. Bu arada A Haber'de Ekrem hocamız sahur programını yapıyor. Daimi müdavimi. Allah razı olsun. Allah hocamızın ve diğer hocalarımızın ömürlerini bereketli kılsın. Evet, buradan da duyurmuş olalım. Duyurmuş olalım. Programı. İstifade oranımızı artırsın. Çünkü her cümlesi yeniden bir yenilenmeye, evet, yeniden öyle. Zihnimizdeki bilgileri allak bullak etmeye devam ediyor. Kesinlikle. Çünkü bizim çocukluğumuzdan beri zihnimize yerleşmiş o kadar çok yersiz, anlamsız, bozuk, yanlış, itikadi bilgiler var ki ancak sağlam bir kaynaktan öğrendikçe düzenliyoruz. Evet. Öğrendikçe düzenliyoruz ve bu süreç ömür boyu devam edecek inşallah. Çünkü yanlışlarımızın çokluğundan şikayet ediyoruz. Bilgi açlığımız yanlışlarımızın çokluğundan daha çok. Ne kadar bilgiyle, doğru bilgiyle donanırsak inşallah o eksikleri de teker teker hallederiz. Rabbim hayırlısıyla nasip etsin. Şimdi değerli hanımefendi, sorunuza gelecek olursak. Babanın eve oruçlu girişi. Babanın evde İftar açarkenki duası. Bizim evde radyo açık olurdu. Evet. Hep beraber sofrada iftarı beklerdik. Ben sanki hepsini yiyebilecekmişim gibi lokumları, şekerleri şöyle sıralardım. Onunla iftarımı açacağım. Birincisiyle iftar açar, diğerlerini kaldırırdım. Ama işte bir an önce iftar açsız olsa da yesem bunları gibi bir şey olurdu zihnimde. Acelecilik olurdu. Ve bizim annemizin babamızın yaptıkları bizim hissiyatımız oluyor. Hissiyatımız. Hissiyatımız oluyor. Davranış da değil, hissiyat. Kesinlikle zaten asıl önemli olan hissiyat, davranış ondan sonra gelir. Evet. Rutin davranış tekrar etmekten, basma kalıp hani yapmaktan ibarettir. Ama içinde ruh olmazsa o sürekleyici olmak. Olmaz. Bizim asıl derdimiz iman. Asıl derdimiz imanı kuvvetlendirmek. Asıl derdimiz Allah'a, güzel Habib, onun güzel Habibine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e doğrulara karşı yürekten bir hissiyatımızın olması. Bu götürür asıl. Evet. Zihnimdeki oruç tutmamı gerektirecek bilgi bana orucu sevdirecek, orucun açlığına katlandıracak, yememe konusunda, orucu bozmama konusunda bana dirayet verecek şey Allah'ın izninden sonra yüreğimdeki hissiyattır. O yüzden anne babanın duruşu önce hissiyat oluşturur, gönle dokunur. Eylem sonra gelir. Ondan sonra bu davranışlar çocuğun gönlüne dokunan davranışlar mı olur öncelikle? Mesela babanın ne dedik? Oruçlu geliyor olması. Tabii, tabii. Babanın işte Allah'ım bugün de bizi oruçlu olarak akşama erdirdin. Şükürler olsun. Oruca niyetlenip iftara ulaşamayanlar var. Geçen Ramazan aramızda olup bu Ramazan aramızda olmayan milyonlarca insan var. Milyonlarca insan bu Ramazan'da aramızda değil. Dolayısıyla ya Rabbi bugün de bize fırsat verdin. Ben mesela o çocukluğumuzdaki iftar duası hala zihnimde.
o kadar böyle babam annem oturur beklerdik ki, hürmetle beklerdik ki. Evet. Annem mesela her gece sahurda akşamdan hamur mayalardı. Sahurda sacın üzerinde ekmek yapardı. O ekmeği babam yağlardı. Daha doğrusu babam, annem ekmek pişirir, babam ekmeği çevirirdi. Ondan sonra yağlarlardı ve onun lezzeti inanılmazdı. Evet. Hala tadı damağımda. Niye? Annemle babamla yedik. Annemle babamla sahur sofrasındaydık. Anne sahura kalkmasa kimse sahura kalkmaz. Babanın kalkması da işe yaramaz. Anne sahura kalkacak. Anne sahur yapacak. Akşamdan sahur için komposto mu hazırlayacak, kahvaltılıkla mı yapıyorlar? Yoksa ayrı kendilerine hususi bizimkiler gibi hamur işi mi yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa. Çocuklara diyecekler ki, çocuklar falanca saatte sizi uyandıracağım. Hadi bakalım, Allah rahatlık versin. Vaktinde yatırmak. Çocuklar gözleri açılamayacak şekilde. Ne kadar zor da olur o uyanması. Ne kadar zor oluyor. Böyle gözlerimizi açamazdık. Yerdik, sahurun sonuna doğru gözlerimiz açılır, uyanırdık. O zaman da sahur bitiyordu. Evet. Hadi bakalım yataklara, namazları kıl yataklara falan. Bu çocuğun zihninde o kadar canlı bir tablo, zihinsel canlı bir tablo oluşturuyor ve o kadar yüreğini doyuracak bir hissiyat, duygu birikimi oluşturuyor ki sizin evladım Ramazan gelince oruç tutmak lazım, sahurda birlikte olmak lazım deme bunlar. Gerek yok. Anlatmaktan daha önemli. Davranışların konuştu. Hareketlerin konuştu. Sende oluşan İslam anlayışı konuştu. İslam ahlakı konuştu. Allah'ın rızası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, seniyyesi konuştu. Sen hiç konuşma. Yaşa. Sadece yaşa. Fakirlere yardım etme noktasında. Aslında hepimiz fakiriz. Kimsenin elinde bir şey yok. Ama geçici olarak elime bir şey bulunmuş. Bu beni zengin yapmıyor. Zenginlik iman zenginliği. Zenginlik gönül zenginliği. Zenginlik bunun Allah'a ait olduğunun bilinci. Ondan sonra çocuklarımıza bugün elimize şu kadar para geçti, bunun ne kadarını mağdur kardeşlerimiz için, fakirler için, elinde olmayanlar için verecektik. Hemen baba hesaplar, hani ondan sonra bunu kime verelim, çocukların yanında konuşulur bunlar. İşte İslam ahlakı böyle oluşur. Çocuk ilmihalden okuyarak bilgilenir ama bir modele ihtiyacı var çocuğun. Bunu yapan bir modele ihtiyacı var. Ondan sonra... Çocuklar, harçlıklarınızdan sadaka kumbaranıza sadakanızı attınız mı yavrular? Çocukların sadaka verme alışkanlığı. Her birisinin başına sadaka kutusu koymak. Sadaka kutusu yok mu? Küçük bir kavanoz koy. O da yok mu? Bardak koy ya. Bir kupa koy. Çocuk 3 kuruş, 5 kuruş onun içine atsın. Ben size ne diyorum? Ben başlangıçta yıllar önce, çok uzun yıllar önce, ya para vermek kolay bir şey değil. İbadet değil yani sadaka vermek. Minik minik 5 kuruş, 10 kuruş verirdim. Vermeye alışınca miktar düzeliyor. Allah o verdiğinin rahmetiyle, bereketiyle verme isteğini artırıyor. Aza nereye gidiyorsun demişler, çoğa gidiyorum demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de az da olsa ibadetlerin devamlı olanı makbuldür diyor. Az da olsa ver. İçinden vermek gelmese de ver. O verdiklerin seni adam edecek, aldıkların değil. Verdiklerimiz bizi insan edecek, aldıklarımız değil. Çocuklarımıza Ramazan'da fitrelerimizi vermek, fıtır sadakalarımızı vermek. Giderek fakirlerin, bir fakirin sofrasında iftar etmek. Çocuklara hayat dersidir, hayat eğitimidir. Çocuğun birinin, misal veriyorum, bisiklet alacak, babasından istiyor, bisikleti yok. Ailece toplanın, o çocuğa bisiklet alın. Baktığınız birinin ayakkabısı yok, hemen ona gündelik bir ayakkabı alın, bir gizlencelik derlerdi bizim oralarda. Böyle bir yerlere giderken bayramlarda giyilecek falan. Ne bileyim, ihtiyacını giderecek bir şey al. Affedersiniz. Ama mutlaka al diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Fakirlerin evine gitmeden, yoksulların evine gitmeden. Evet, siz buna da çok vurgu yapıyorsunuz hocam. Özellikle orada, o ortamda birlikte bulunarak bir şeyler yapmak aslında. Hanımefendi çocukların görmesi lazım. O yaşayan insanların yüz ifadesini, onlarla konuşmaları, onların şükrünü, onların varken nasıl yoka düştüklerini, zenginken nasıl sıfıra düştüklerini çocuk gözüyle görecek. O yıkıntıların arasından geçecek, o evleri gözüyle görecek. Bir şeyleri oldurmak istiyorsak böyle. Böyle olacak. Deprem bölgelerine Allah rızası için
Ramazan'da gidin, Ramazan'dan sonra gidin. Çocuklarınıza insan ahlakını varlığa göre değil, var olana göre, var edilene göre, var edene göre hareket etmeyi, aza şükretmeyi, aza kanaat etmeyi, gerçek zenginliğin bu olduğunu oralara gitmeden hissettiremeyiz. Hissettiremeyiz. Oradaki insanlar o kadar hamd içinde, o kadar şükür içinde ki görmeniz lazım. Maşallah. Bir çaydanlık bulmuşlar, bir ateş yakmışlar. Çadırın içinde yaşıyorlar. Allah böyle takdir etti. Allah'tan geldi. Biz razıyız diyorlar. O her şeylerini kaybedenlerin rızasını çocuk görecek. Elindeki telefonu beğenmeyen çocuk, ne telefonu? Bir nefese ihtiyaç hisseden birilerinin yaşadıklarını görecek. Evet. Varlığın bir dakika içinde nasıl yok olduğunu görecek çocuk. Evet. Ve tatile götürmekten, çocuklarınıza en pahalı lüks şunları bunları alıyorsanız alın. Hiç benim onlarla bir alakam yok. Ama çocuklarınıza iyilik adına yaptığınız şeyleri terazinin bir kefesine koyalım. Bir fakirin sofrasında yemek yemeyi, harçlığından sadaka vermeyi öğretmeyi, o deprem bölgesine götürmeyi, boynunuzun borcu bilin, çocuklarınıza karşı göreviniz, Allah'a hakiki kullar yetiştirmek için göreviniz, çocukların da hakkı olarak bilin. Çocuklarınızı götürün Allah aşkına. Evet ve oradaki kardeşlerimiz de aslında düşünsenize hocam, yani siz gitmişsiniz, yanınıza da çocuğunuzu almışsınız ve orada belki bir konteynerde veya çadırda oturup beraber iftar açıyorsunuz. Birliktesiniz, onların acılarını paylaşıyorsunuz. Yaşadıklarınızı, ki şu an biraz daha süreç soğuduğu için belki anlatmaya daha meyilli olabilir oradaki kardeşlerimiz de. Yani oradaki acıyı paylaşmak, beraber paylaşmak önemli. Aynen öyle. Bu çok kıymetli. İnşallah bunu yapabiliriz. Yani İnşallah. Çok isteriz. Hepimiz aslında, yani bu ülkedeki yaşayan her bir birey eminim buna çok meyillidir veya çok istiyordur bu durumu. Hanımefendi, bu bizim ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız. Oraya gitmek onlara iyi gelecek, daha çok bize iyi gelecek. Biz kendimize iyilik etmek için gidelim. Evet. Ve giderken de çocuklarımızın sevdiği oyuncaklardan, sevdiği kıyafetlerinden, giymeye kıyamadıklarından götürelim. Sevdiklerimizi vermeyi öğrenelim. Çocuğumuza vermeyi öğretelim. Vermenin bizi insan ettiğini öğretelim. Sevgiyi vermek, hoşgörüyü vermek, sabrı vermek, anlayışı vermek, değeri vermek. Hayat vermek üzerine kurulu. Toprak verdiğimize çoğaltıyor. İnsan zihni bizden aldığını çoğaltıyor, geri veriyor. Bumerang gittiği yere geri dönüyor. Dolayısıyla biz şu anda oruç tutarak da... Ne kahveniz var, ne suyunuz var. Hiç misafirperver değiliz hocam bu hafta. Aynen öyle. Artık kusurumuza bakmayacaksınız. Aynen öyle. Estağfurullah. Sonra telafi ederiz sonra inşallah. Sonra telafi ederiz inşallah. Rahmetlik dedemin bir esprisini hatırladım. Annem de rahmetlik, dedem de rahmetlik oldular, ahirete uğurladılar. Gittiler, Allah uğurladık. Allah rahmet etsin cümle geçmişlerimizle birlikte. Bir gün böyle Ramazan'dayız. Öfkeyle konuşarak geliyor. Ben de duyuyorum. Sizin yaptığınızı gavur bile yapmaz dedi. Baba ne oldu dedi. Ne yemeğiniz var, ne suyunuz var dedi. Gülmeye başladı. Hepimiz gülmeye başladık. Annem böyle bir korktu. Ne oldu yani? Biz gavurların bile yapamadığı neyi yaptık diye. Ne yapıyoruz şu an diye. Öyle bir esprisi vardı. Evet. İşte siz de bugün beni çaysız susuz bıraktınız. Evet, alacağınız hocam. Olsun diyeyim ya da alacağım olsun diyeyim. Evet, alacağınız olsun inşallah. Evet, inşallah. Borcumuz ve sözümüz olsun diyeyim inşallah. İnşallah işte. Rabbim nasip ederse, i̇nşallah. Ömür verirse. Şimdi değerli hanımefendim. Ben şunu hatırlıyorum ve hatırladıkça da üzülüyorum çocukluğumda. Ben oruç tutmak istiyorum. Evet. Ablam, annem, sen daha küçüksün, tutamazsın, dayanamazsın diye zorla beni yakalayıp tutuyorlar. Ağzıma yokum, ağzıma su... Zorla ben orucumu bozuyorlar. Ben de ağlıyordum. Ya bırakın çocuklar oruç tutsun. Bugünkü sormak istediğim sorulardan bir tanesi de buydu. Çocuklar bazen hiç yanaşmak istemiyor, hiç tutmak istemiyor ama genellikle daha hevesli oluyorlar. Tutmak istiyorlar ama çocukların da metabolizması bizimkilerden çok daha farklı olduğu için, yani bir çocuk yapısı. Ailelerde genelde önlerine ket vurmaya çalışıyor, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ya da farklı yöntemler bulmaya çalışıyorlar. Mesela tekne orucu var bizim geleneğimizde. Evet, evet. Belli bir saate kadar tutarlar. Sonrasında bozup normal yemelerine devam ederler ki oradaki çocuğun hevesi kırılmasın. O ibadetlerine
saadete çok dahil olduğunu. Çok güzel bir usuldür bu. Çok güzel bir usul. Bugün de annem yazmış. 9 yaşındaki yeğenim de ilk orucunu tutmuş maşallah, bugün. Maşallah, evet, aferin. Çok güzel aslında. O ilk oruç dediğimiz şey edebiyatta bile şairlerin mesela romancıların kalemlerinde yer almış. Evet, hatıratlarında evet, hep anlatmışlar. Evet, evet, evet. İnsanların böyle hayatlarını unutamayacağı anlardan bir tanesi. Böyle hevesli olan çocuklara peki nasıl yaklaşmak gerekiyor? Ve oradaki yaş aralığı da sanki biraz önemli gibi. Hangi şimdi, yaş aralığında bunu yapmamız şimdi gerekiyor? Şimdi bunun için şu yaş aralığı diye bir bilgim yok benim ama çocuk ben tutacağım, göze alıyorum diyorsa ya ona zaten farz değil. Evet. Çocuğa diyebiliriz ki istersen sen bugün yarım gün tut, evet, falanca zamana kadar tutuyorum diye niyet et. Dayanabilirsen akşam da tutarsın. Denebilir. Ya da işte sabahtan öğlene kadar bir şey yemeyeceksin. Öğlen karnını doyuracaksın. Öğlenden akşama kadar bir şey yemeyeceksin. Akşam karnını doyuracaksın. Bu senin tekne orucun olsun. Evet. Denebilir. Ya da denebilir ki tamam tut denebilir. Ya bir denesin. Çocuğun fizyolojisi de ona göre, insan zihni bunu kabul ettiği zaman bedeni de ona göre vaziyet alıyor. Hı hı. Yani belki de tutacak. Tutsa ne olur? Tutsun. Hı hı. Tabii fıkıh konusunda çocuk oruca niyetlendiği zaman, tutamadığı zaman kazası gerekir mi? İhtimal vermiyorum, sanmıyorum, evet, ama bu da fıkıhçıların hani cevaplayabileceği bir soru, onu da bilmiyorum. Hı hı. Ama çocukların tutmasına müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Zaten küçücük çocuk aç dayanamaz, açlığa dayanamaz. Evet. O yüzden de ben tutacağım demez. Ama ben yapacağım diyenler bırakın o gün, hı hı, halsiz de kalsa, o gün zorlansa da bırakın tutsun. Tutsun. Hı hı. Ben de oruç tuttum gibi. Evet. Bir onun şeyini yaşasın. Peki mesela o gün oruç tutan çocuğumuza o ilk orucunda herhangi bir ödül vermek sizce nasıl olur? Güzel olur. Şöyle bir durum da olabilir mi? Yani orada bir herhangi bir şeyi, bir durumu ödüle bağlamak. Yani bir koşul oluşturur mu çocukta bu durum? Yani ondan sonraki tuttuğu her günlerde bir hediye beklemesi veya ardından yaptığı ibadetleri bir koşulla yapma sürecine girişir mi zihnen sizce? Böyle bir endişe annelerde genellikle oluyor. Evet. Ve bunun için de çoğunlukla ödülü es geçenler var. Hı-hı. Ben böyle düşünmüyorum. Çocuk büyüdükçe bunun ödüllü olmayacağını zaten öğreniyor. Hı-hı. İlk oruca ben ödül verilmesinin çok güzel bir hatıra oluşturacağını, çocuğu oruca daha çok motive edeceğini düşünüyorum. İlla bu ilk orucun şeyi büyük olabilir, evet, mükafatı büyük olabilir ama diğerleri de hani sembolik olarak, hı hı, küçük küçük hediyeler, ödüller verilebilir. Ben sahabi ve daha sonraki gelen tabiin döneminde de çocuklara namaz kıldıklarında ufak ödüller verildiğini, evet, sevdikleri yiyeceklerden verildiğini okumuştum. Hı hı. Yani bu bir şartlanmaya değil, alıştırmaya vesiledir. Evet. Zaten her zaman olmayacağını çocuk da bilir. Hem, hı hı, her oruçta hem her namazda. Dolayısıyla bu bir alıştırmadır. Ben ödülden yanayım. Hı hı. Kesinlikle. Zaten dinimizin de sürekli öğütlediği, evet, şeylerden sevdirmek bir için, tanesidir. Sevmek, evet, için bir vesile ve dini sevmek için bir vesile. Evet. Sadece orucu değil, hı hı, dini sevmek için bir vesile. İnsan oruç tuttuktan sonra oruçla beraber o kadar huzur, o kadar rahat, o kadar böyle Rabbimizin ikramıyla yaşanmış sekineti vücut hissediyor ki. Yani istiyorsun ki hep böyle oruçlu kalsın ama orucun bitmesini can göze bekliyor. Ondan sonra da bayram yapıyoruz. Adına da bayram demişiz. Evet. Bayram demenin, hı hı, haklı manevi şeyleri de var. Arka planı da var. Allah'a şükür orucu tuttuk. Rabbim, evet, oruç tutmayı nasip etti. Nasip, etti, nasip ettiğinin duası, evet, sevinci adına bayram. Ama biz ondan sonra kaldığımız yerden devam ederek, hı hı, görkemli böyle her şeyle donatılmış sofralarla yeniden başlayacağız gibime geliyor. Allah bu hırsımızı azaltsın. Yalnız hatırımda kalmıyorsam İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu bir söz var. Diyor ki insanda ilk beliren hırs yeme hırsıdır. Çocuklarınıza haftada bir kere yavan ekmekle öğününü, hı-hı, tamamlayınız, yediriniz. Öğünü yavan ekmek olsun. Nefsi terbiye, evet, için değil mi, evet, hocam? Yani şu anda ben de hatırlıyorum. Şu anda da var yani. Hı hı. Çocuğu ne kadar böyle gürbüz, böyle pampal derler. Şöyle sıkmaya,
ne tatlı demeye müsait olsun diye, aa çocuğuna çok iyi bakıyor desinler diye habire yediriyoruz. Oysa yeme hırsı bizim zihnimizde. Çocuğumuzun öyle bir derdi yok ama biz ona öyle bir dert oluşturuyoruz. Hı hı. Daha sonra çocuk yemeden duramıyor. Veya daha sağlıklı olduğu inancı genelde ailelerde baskın oluyor. Yani bir çocuk ne kadar çok yerse, ne kadar çok beslenirse gürbüz sanki olursa, evet, daha sağlıklı olacak, gelişimini daha iyi tamamlayacak. Böyle düşünceler de oluyor ailelerde. Aynen öyle. Bunun da var olduğunu ben de hatırlıyorum. Evet. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Ondan sonra da durduramıyoruz. Hı hı. Obezite cerrahisi diye yeni bir dal çıktı. Evet. Yeni bir alan çıktı. Yeme dürtüsünü kontrol etmeden birkaç kilo vereceğim diye midesini bir kısmını aldırmak yani bana akıl kârı gelmiyor. O yüzden de Allah yardım etsin. Allah kolaylık versin herkese. Hormon bozukluğu varsa hormon tedavisi yapılmalı. Duygusal sıkıntısı varsa, psikolojik sıkıntıları varsa, ondan dolayı yeme dürtüsünü durduramıyorsa ona uygun psikolojik destek alınmalı ve iradeyi kuvvetlendirerek, alınması gereken tedbirleri alarak doğal yöntemlerle vücudu zayıflatmaya çalışmamız lazım. Yeme aynı duruyor. Ondan sonra önce az yiyor, sonra mide genişliyor. Ben kaç kişiyle karşılaştım. Aynısı olmasa bile çok az bir kilo farkıyla gene kilo almış, gene aynı şekilde yiyor. Genişledi bir midem diyor yani. Keşke olmasaydım diyor. Olanlardan pişman olanları çok duydum. Neyse, Allah selamet versin herkes kendisi neye uygun. Yemek konusunda hocam eğitilen bir çocuk da hayatta irade becerilerini daha iyi yönetebilir. Aynen öyle. Öyle bir şey duymuştum. Böyle kesin, bir bilgi. Kesin. Hazlarına ket vurabilen. Evet. Aklına geleni, aklına geldiği zaman hemen yapma dürtüsünü varsa böyle bir alışkanlığı bunu kontrol edebilen bir insan hayatta da pek çok yerde daha başarılı olur. Zaten sıkıntı çekmeden başarıyı düşünmek hayaldir. Acı çekmeden mutluluğu düşünmek hayaldir. Sınırlamadan, sınırlı yaşamadan olmamanın da bir nimet olduğunu, yeri geldiği zaman olmamak da bir nimet. Allah'ın elimizden alması da bizi bir ödüllendirme aslında. Biz bunu kayıp olarak görüyoruz ama var olanın azaltılması, bazen sıfıra düşmek bile bir ödüle dönebiliyor. O kadar çok elindekileri kaybettikten sonra hayatını 180 derece değiştirenler var ki. O kadar çok ki bu. Bakış açısını değiştiriyor. Paraya bakışını değiştiriyor. Anlatmış mıydım? Hatırlamıyorum, o yüzden tekrar edeceğim. Bir danışanım hanımefendi diyor ki eşimle yeniden buluşmak için diyor, bir araya gelmek için ben bir ev şartı koymuştum diyor. Söylemiştim değil mi? Şimdi vazgeçtim. Evde ne, onu depremzedelere verelim diyor mesela. Kaç kişiden duydum. Ya ben boşuna yaşamışım şimdiye kadar. Hayatın gerçeğini, hayatın manasını öğrenmemişim. Bu deprem bana çok şey öğretti. Evet. Yani çok insan var. Kesinlikle. Dolayısıyla Rabbim hepimize İnşallah öğrenen bir zihin, anlayan bir kalp, hayata geçireceğimiz doğru değerler nasip etsin. Amin. Amin hocam. Yoksa yani bir saniye sonra hayatta olmayabiliriz. Ya Allah korusun, Allah imandan ayırmasın. Hocam şimdi hevesiz çocuklardan bahsettik. Yani oruç tutmaya veya herhangi bir ibadete daha meyilli olan çocuklardan bahsettik ama bir de aile ortamında bunlar çok fazla yapılsa da veya böyle bir ibadet ortamı çocuğa sağlansa da bazen çocuklar bilmiyorum fıtrat gereği mi çok yatkın olmayabiliyor böyle bir duruma. Ve aileler de o zaman ne yapacaklarını şaşırıp baskı yöntemine bile geçiş yapabiliyorlar. Oruç tutmayanlar ama. Oruç tutmayanlara veya diğer ibadetler için ama bunu oruç özelinde konuşalım. Ya belki kıyaslamalar da yapıyor olabilirler akranlarıyla. Bak senin yaşındaki herkes tutuyor artık sen niye tutmuyorsun? Sürekli bir söylenme durumu ve bununla beraber de çocuğa baskıyla beraber ondan soğutma durumuna kadar götürüyorlar maalesef. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir aile ortamı varsa çocuğun o aile ortamında kendini ibadetler noktasında var edebilme durumu ne kadar mümkündür? Veya o baskı ortamı çocuğu nasıl etkiliyor hocam? Şimdi karşılaştığımız her durum bir sonuçtur, bir neticedir. O zamana kadar ki gelen sürecin faturasıdır. Evet. İyi ya da kötü, bu bir neticedir. Şimdi
çocuğun gönlünü besleyen bir hissiyattır demiştim. Hı hı. Gönlünde hissiyat oluşur demiştim. O çocuğun oluşmamış. Evet. Neden oluşmamış? Sebeplerine baktığımızda biz elimizden geleni yapmaktan hı hı. sorumluyuz. Buna rağmen Allah takdir etmeyebilir. Çok sık örnek verdiğimiz Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi. Oğlu gibi, evet. Şimdi annenin babanın din adına yaptıklarının dinle ne kadar ilişkili olduğu. Evet. Dindar bir kimlik. Dışarıda mesela çok itibar gören bir baba, dindar bilinen bir baba toplantılara katılır, kararlar alır. Ama eve gelir o dindar dil gider. Evet. Sıradan benim dediğine değersizleştirici bir dil kullanır. Ben şunu şöyle düşünüyorum değerli hanımefendi. Dilini ailede bozanlar, kendisini normalde de kötü hissedenler, değersiz hissedenler, kendisine değer vermediği için iyi konuşmaya kendisini değer bulmayanlar diye tanımlıyor. Kişi kendi iç dünyasında kendisine saygın bir insan muamelesi yapmıyorsa, İçinde olan dışa çıkıyor. Var olan o. Yani ailesine bizzat kötü davranmıyor. Hı hı. Sen dışarıda iyisin. Dışarıdakiler, dışarıdaki davranış dışarıdakiler için. Hı hı. Bu evdekiler için. Evet. Evdekiler için özel bir davranış kalıbı değil. Kendi doğal hali. Evet. Kendi doğal hali olunca başkalarına da olduğu gibi davranıyor. Böyle olunca da... Dışarıda konuşan ama içeride konuşmayan, dışarıda gülümseyen ama içeride gülümsemeyen, dışarıda nazik kibar ama içeride kaba insanlar gerçek hallerini aile içinde ortaya koyarlar. Kendisini daha iyi davranışa layık görmediği, kendisini eğitmediği, işte bu Ramazan bizim tefekkür ederek ya Rabbi bende olmayan ama olması gerekenleri bana lütfet. Hı hı. Benim onları anlamamı, bulmamı, onları hayatıma ikame edebilmem için arayış içinde olmamı, bulduklarımla yaşayarak, bulduklarımla davranarak onları hayatımda pekiştirmemi nasip eyle diye dua zamanı. Hı hı. Duaların en makbul zamanı. Allah'ın bizim sözlerimizi, bizim hareketlerimizi her zaman ciddiye alıyor ama Ramazan'da özel olarak onunla aç kaldığımız için bu dönemde yapılan dualar, bu dönemde yapılan ibadetler fazlasıyla makbul. Kendimizi eğitmediğimiz için, İçimizdeki yıkıcı, kırıcı tarafı törpülemediğimiz için, hı hı. içimizdeki dili ehilleştiremediğimiz için karşımızdakini de kırıyor, bozuyor ve işlevine, sağlıklı işlevine engel oluyoruz. Burada yeri geldiği için şunu söylemem gerekiyor. İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki insan bedeni bir memlekettir. Eğitirsen medeni olur, eğitmezsen hı hı. ormana döner. Ormanda da orman kanunları geçerli olur. Şimdi orman kanunları ailede geçerli. Hı hı. Ormandaki insan gibi davranıyor. Güçlü güçsüzü yeniyor. Bağırarak konuşuyor. Nezaket yok. Ormandasın. Herkes senin gibi yırtıcı. Evet. Herkes senin gibi yırtıcı değil. Yani yırtıcı olmanın doğal olduğu yerdesin. Veya öyle olmak zorunda hissediyorsun kendini. Zorunda hissetmiyor, hı hı. öyle. Evet. Dışarıda öyle olmak zorunda hissediyor. Hı hı. Zorunluluk dışarıda, hı hı. içeride. Var olan sergileniyor. Var olan açığa çıkıyor. Var olan açığa çıkıyor. Öyle olunca da bizim dinle, bizim namazla, bizim oruçla, bizim tefekkürle, bizim dualarımızla ailedeki halimizi iyileştirmek, oradaki yabani halimizi ehilleştirmek, evet. oradaki yırtıcı, kırıcı, bozucu hali insani hale, daha iyi bir insani hale terfi ettirmek, terakki ettirmek için var. Şimdi kötü söz kötü yapar, iyi söz iyi yapar. Kötü söz bozar, iyi söz oldurur. Kötü söz olumluyu olumsuza çevirir, iyi söz olumsuzu olumluya çevirir. O çocuğun ne gördüğüne bir odaklanmak lazım. Yapmadan önce ne gördü? Daha doğrusu cümleyi düzelteyim. Hı hı. Oruçtan sorumlu oluncaya kadar olmadan önceki süreçte ne gördü, ne hı hı. yaşadı? Ailesi ona nasıl bir telkinde evet. bulundu? Olduktan sonra ne oldu? Ne oldu?
iki sürece de bakmak gerekiyor. İki sürece de bakmak gerekiyor durumu net anlayabilmek için. Çocuk çok sevecen, çok güzel, çok yapıyor, ediyor ama sürekli başka şeylerden dolayı eleştiri, başka şeylerden dolayı ayıplama, rencide etme varsa yapmıyor. Farklı konularda olsa dahi ondan etkilenir mi? Mesela belki tuttuğu oruçla ilgili herhangi bir eleştiri almıyordur ama karakterini veya kişiliğinin farklı noktalarıyla eleştiriliyordur ailesi tarafından. Oradaki eleştiri yapacağı şeylere de mi sirayet eder? Mesela zaten, yapacağı ibadetlere. Değerli hanımefendi, zaten kastettiğim oruçla ilgili eleştiri değildi. Bu soru açıklık kazandırdı. Teşekkür ederim. Anne babanın normal zamanlarda kendi iletişimleri adına çocuğun soğuk davranmasına, anne babadan uzaklaşmasına sebep olan yaklaşımlardan söz ediyorum. Çocuk anne babasını sevmeye devam edebilir ama kendini sevmemeye başlar. Çünkü sürekli eleştirilen çocuk kendisinin kötü olduğuna inanır. Aynı zamanda annesini babasını sevmeye başlar derken güçlü bir duygusal yakınlık olmaz. Sevme en acil ve en sınırda olan şekliyle çocukla yer alır. Evet hocam, burada bir virgül koyalım. Hadi koyalım. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ailede Ramazan hassasiyetini nasıl oluşturabileceğimizi konuşuyoruz bugün. Uzman aile danışmanı Saliha Erdim hocam ile birlikte. Her zaman olduğu gibi ekranda gördüğünüz numaralar üzerinden merak ettiklerinizi bizlere ulaştırabileceğinizi hatırlatalım efendim. Evet Saliha hocam. Evet efendim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. İlk bölümde şöyle Ramazan'ın maksadına giriş yaptık. Siz çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Tefekküre vesile olduğunu anlattınız. Bununla beraber aile içerisinde Ramazan bilincini nasıl oluşturabileceğimizi ve bilhassa çocuklara orucu nasıl sevdirebileceğimizi de anlattık. Ben biraz şöyle geçmişle mukayeseli giderek gelecekte bunları nasıl aktarabileceğimiz üzerinden de konuşmak istiyorum hocam. Çünkü biliyorsunuz siz de teknoloji çağındayız ve sosyal medyanın hayatımızda çok etkin bir rol üstlendiği süreçten geçiyoruz. Evet. Bu haliyle hayatımızın her alanına sirayet ediyor. Düşünce biçimimizi etkiliyor, bakış açımızı ona göre şekillendiriyor. Ben bile şu an geçmiş yıllardaki Ramazan'la, hatta çocukluğumdaki Ramazan'larla kıyasladığımda büyük farklar görüyorum. Mesela eskiden daha büyük sofralar oluyordu. En azından benim yaşantımda öyle. Mesela biz komşularımızla böyle bütün mahalledeki komşular toplanıp bir yerde iftar açılıyordu. Ve bu gerçekten çok keyifli oluyordu. Özellikle çocuk zihninde bunlar böyle hoş anılar olarak kalıyor. Fakat günümüze baktığımızda biraz daha artık bu durumların sanki azaldığını görüyoruz. O birbirimize olan bağımız sanki biraz daha mı kopuyor? Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama geçmişle günümüzle kıyasladığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz ve bu Ramazan ruhunu gelecek nesillere de aktarabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Bu soruyu cevaplandırmadan önce izin verirseniz önceki konuyla ilgili önemli bir hususa işaret edeyim, ondan sonra buraya geçelim. Mesela yemek yemeyi hayatının, hepimizin hayatında öyle de vazgeçilmez haline getirmiş birisinin oruç tutması zor ve oruç tuttuğu zaman kendisini gergin hissediyor. Sigara alanlar ya da başka alışkanlıkları olanlar oruç tuttuklarında sigarayı alamadıkları zaman gergin oluyorlar, öfkeli oluyorlar. Böyle hanımefendi diyor ki eşim barut fırçası gibi diyor, yani dokunsam patlayacak. Böyle olunca nefsi eğitmek, zaaflarımızı fark edip onların ortadan kalkması için gayret etmek, bize zarar veren şeylerden uzaklaşmak için bu zamanları bir fırsat bilmek gibi bu dönemi kendi hayrımıza, lehimize kullanmak yerine sanki ben oruç tutuyorum, onun bedelini karşımdakiler ödemek zorundaymış gibi. Öfkelenip çoluğuna çocuğuna sataşan, saldıran, şiddet uygulayan kardeşlerimiz var. Çocukları da keşke Ramazan gelmese diyor. Eşi de öyle diyor. Bazı aileler için bir korku unsuru bile olabilir. Aynen. Yani eşime dokunamıyoruz, hiçbir şey söyleyemiyoruz diyor mesela. Yani bu da gerçekten orucun manasına ters ve bir aile hayatında olmaması gereken bir tablo.
Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Gerekirse yat uyu, gerekirse yani önceden tedbirini al, gerekirse buna bağlı olarak ilaç kullan ama kimseyi oruç tutuyorum diye kırma, incitme ve kendinde böyle bir hak görme. Evet. Ki görülen bir hak maalesef hocam. Evet, ben öfkeliyim beni böyle idare et. Ben öfkeliyim beni böyle idare etleme lüksün yok. Evet. Öfkeli olmamak için sen ne yaptığını söyle bana. Doktora mı gidiyorsun? Doğal tedavilerle bir şeyler mi yapıyorsun? Bunun için çaban ne, gayretin ne? Niye insanlar senin kendi kontrol edemediğim dediğin öfkenle başa çıkmak zorunda kalsınlar? Niye onların hayat alanlarını eziyetle, bağıra çağıra, huzurlu olabilecekken huzursuz bir şekilde geçirmelerine sebep oluyorsun? Bu durum sığınılacak bir konu değil değil mi hocam? Efendim? Bu durum sığınılacak bir konu asla değil mi? Asla sığınılacak bir bunu konu durum değil. Bunu açıklığa kavuşturalım buradan. Evet. Şimdi bunun için insanlar, evet mizacı, öfkeli insanlar olabilir. Bu onun elinde olmayabilir. Bunu kabul ediyorum ama bu durumdan kurtulmak için bir şey yapmamaları, bu durumu daha az karşısındakine yansıtmak için bir çaba sarf etmemeleri, ben böyleyim demek, yani ben masumum, ben kendimi değiştiremem, sen siz, kendini değiştireceksin demek. Siz bana ayak uyduracaksınız. Siz bana ayak uyduracaksınız. Bana göre hareket edeceksiniz. Bu çok ciddi bir vebaldir. Çünkü bir insanın öfkelenme sebeplerini anlamsızlaştırması kendi zihninde yapabileceği bir süreç. Öfke zamanında öfkelenmek değil, ben mesela öfkemi nasıl kontrol edebilirim? Ben de diyorum ki öfkelenmeden önce öfke sebeplerini anlamsızlaştırmak için bir çaba sarf etmek lazım. Öfkelendiğiniz zaman da ilk fırsatta abdest alın. Yani yapılabilecek en mantıklı, en iyi şey anında öfkelendiniz mi? Konuşmayı bırakıp abdest alın. O biraz rahatlatır. Ama bu da uzun vadede ilişkiyi rahatlatacak bir çözüm değil. Öfkelenme sebeplerimiz bir hala tedavi bizde gerektiren bir süreç. Tedavi kesinlikle. Gerektirebilir, terapi gerektirebilir. Bizde öfkelenme sebepleri hala anlamlı bir şekilde varsa ben bunu her an hayata geçirme konusunda hazırımdır. O zaman karşımdakinin ne yaptığından ziyade benim neleri bahane gördüğüm önem arz eder ve ben istediğim zaman ben böyleyim, yapabilecek bir şey yok. Beni idare edeceksin noktasında olursam bu çok ciddi, kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Bir de mesela beyefendi normal zamanlarda öfkeli bir insan ama böyle damarına basmadan da bir şey yapmıyor. Niye damarına basıyorsun? Bunu yaptığın zaman öfkeleneceğini biliyorsun. Bunu yapmadığın zaman da öfkeleneceğini biliyorsun. Ya benim aklımda o insanın evet bunun kendisini kontrol edemediği bir durum var ama hassas dönemleri de var. Peki mesela beyefendi dediniz ya, beyefendi hanımefendinin damarına basıyorsa o da o yüzden o damarına basıyor. Bütün senaryoları anlatalım ki hocam seyircilerimiz zihninde. Mantıklı. Evet. Mantıklı, teşekkür ederim. Şimdi boşluk kalmasın. Ben beyefendiler açısından söyledim. Diyelim ki öfkeli, sert mizaçlı. Onun mesela bam telleri var. Diyor ki şöyle 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 olmasa olur. Bunu sakin zamanda konuşun, netleştirin. Eğer netleşmiş bir durum varsa tırmandırmayın. Beyefendinin hanımefendiyi gerdiği, ondan sonra da hanımefendinin yükseldiği durumlar, o zaman beyefendi kendi eliyle kendisine karşı, karşısındaki insanı tetiklemiş olur. Bu da yanlış olur tabii. O zaman niye bana karşı böyle davranıyorsun demek yerine ben ne yaptığım için böyle oldu diye sorgulamak daha mantıklı olur. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sorumuza dönecek olursak Sorumuza dönecek olursak. Onunla ilgili neler söylersiniz? Şimdi değerli hanımefendi, ben mesela çocukluğumu anlattım. Benim çocuklarım da çocukluğunu anlatacak. Evet. Önce evimde ben ne yapabilirim? Evimde bir defa hem iftara hem sahura. Şimdi iftarlar dolunca sahur ziyaretleri başladı. Hem iftara hem sahura. Misafir de alabilmeliyiz, misafirliğe de gidebilmeliyiz. Bayramlarda çocuklara mutlaka harçlık verilmeli. Mutlaka. Çocuklara bayram harçlığı verilmeli. Çocuklar bayramı iple çekmeli. Harçlıktan dolayı değil, o mutluluktan dolayı. Çocuk somut işlemler basamağında. Çocuk aldığını biliyor. Onun hissiyatı var yüreğinde. Sevdirmek için ödül çok kıymetli bir şey. Bunu da tabii dengeli yerinde, zamanında yapmak gerekiyor. Ondan sonra çocuğun sevdiği şeyleri yapmak. İftardan sonra teravihlere gitmek, çocuğun camilerde o coşkuyu bilmesi.
İşte camide bayram namazında bayramlaşmak, çocuklara harçlığın verilmesi çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla bayramı benim çocukluğumda babam şöyle yapardı, annem şöyle yapardı diyecek kadar çocuklarımızın zihninde güzel yaşatmak. Bunun için mesela Allah razı olsun şimdi kanallar, radyolar, Kur'an-ı Kerimlerle açılıyor, sohbetlerle açılıyor. Evde Kur'an okunsun, evde bir mukabele okunsun, evde bir hatim indirilsin. Hatimin sevabı, hem hatimden biz etkilenelim hem sevabı geçmişlerimize bağışlansın. Ondan sonra mevlitler okunabilir. Ondan sonra ziyaretler yapılabilir. Mesela kabir ziyaretleri yapılır. Tarihi turistik yerler ziyaret edilebilir. Cami ziyaretleri yapılabilir. Evliyalar ziyaret edilebilir. Yani çocuğun zihninde Ramazan coşkuyla yaşanan bir zaman dilimi. Evet, ve renkli bir atmosferle yaşanan zaman. Aynen öyle. Mesela dışarıda iftar edin. Dışarıda yanınıza bir kase çorba alın, ne bileyim bir salatalık domates bir şeyler alın. Yaygılarınızı açın, deniz kenarında iftar edin. Ben bunu çok severek yapıyorum. Benim de çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Mesela biz şimdi evlendiler ne yaparız doğrusu düşünüyorum. Anne kız iftarı yaptık yıllarca. İki kızımla beraber eşim beyefendiye dedik ki onun müsait olmadığı programın olduğu bir zaman biz program yaptık. Gittik dışarıda yedik içtik. Ondan sonra dışarıda gezdik, alışverişler yaptık, camide namazımızı kıldık. O akşam bizim akşamımız. Sahura kadar geziyoruz, tozuyoruz. Ondan sonra eve dönüyoruz. Şimdi evlendiler, ne yaparız? Planlamamız yine lazım. Yine yaparsınız. Belki erkekleri bir araya buluşturur. Yine kız kıza, anne ve kızları iftarı yapabiliriz, bilmiyorum. Çocuklarımızın böyle dışarıda iftar yapmaları, Sultanahmet'e, Ayasofya'ya, Süleymaniye'ye, ondan sonra Çamlıca Camisi'ne, yeni Çamlıca Camisi'ne ya da işte Eyüp Sultan'a gitmeleri, oralardaki coşkuyu görmeleri, oralardaki değerleri görmeleri, oralardaki maneviyatı hissetmeleri, insanların oruç için uğraşması, teravih için görmesi, bunların tamamı toplumsal bir algı oluşturuyor. Toplum olarak. Mesela yurt dışında bunlar yok. Yurt dışındaki kardeşlerimiz de camilere sığınıyorlar. Camideki görevlilerimiz gerek milli görüşün gerek işte Türk İslam kültürünü yaşatan diğer vakıfların, camilerin gerek diyanetimizin hepsinin camilerde o kadar aktif, o kadar faal, o kadar dolu dolu programları var ki çocuklara özel giysiler giydiriyorlar, onlar hafız oluyor. İşte duaları ezberletiyor, ezberleyenleri işte toplulukta okutuyorlar, ödüller veriyorlar. Öyle güzel şekilde yaşatılıyor ki orada da camiler aktif. Allah hepsinden razı olsun. Başka alan yok çünkü. Burada biz istediğimiz camiye gidebiliriz, istediğimiz yerde ezanlar gürül gürül okunuyor, bunları yapabiliriz. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş topraklarımız şükürler olsun. Bütün şehitlerimize rahmet olsun. Bütün komutanlarımıza rahmet olsun. Vatanı milleti savunan bütün askerlerimize, onların yedi ceddine rahmet olsun. Onlar olmasaydı biz bugün tasallut altında yaşayan, dinini yaşayamayan, insanlığını, namusunu koruyamayan bir millet haline gelebilirdik. Kahraman askerlerimiz, kahraman ecdadımız, milletimiz, onlar sayesinde milletimiz bugün bu refah içerisindeyiz. Onları da hiçbir zaman unutmayalım. Bu da bana Ümit Meriç Hanımefendi ile bir yerden bir yere gidiyorduk, bir programa gidiyorduk galiba. Şöyle şeyden Haliç civarından geçerken askerlerimize, şehitlerimize, polislerimize, bu ülkeyi bize bir Müslüman ülkesi olarak devreden komutanlarımıza, askerlerimize dua etmesi beni çok etkiledi. Gittiğim her yere secdeyi götürerek oralarda da Allah'ın adını anmak, Allah'a secde etmek istiyorum falan gibi sözleri çok güzeldi. Allah kendisinden razı olsun. Buradan selamlar, hürmetler olsun. Evet, selamlar. Ondan dolayı benim de böyle sık sık aklıma geliyor, sık sık ben de okuyorum, bağışlıyorum, dualarımı da gönderiyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun cümlemizden. Ve bana bunu düşündüren hanımefendiden Allah razı olsun cümleyle birlikte Ümit Meriç hocamızdan. Dolayısıyla efendim bu coşkuyu çocuk fiile dökecek. Fiil olarak yaşayacak. Televizyonun karşısına oturup Sultanahmet'te iftar açanları görmek çocuğun
yaşadığı bir şey değil, gördüğü bir şeydir. Peki hocam şöyle bir durum da oluyor. Akşam olduğunda anne babalar bazen çocuklarını da yanlarına alıp camiye gidiyorlar teravih namazı kılmaya. Orada bazı teyzelerimiz veya bazı kişiler çocukların ses yapmasına tabii ki elbette rahatsız olabilirler. Orada bir ibadet yapılıyor bir taraftan ama belki çocuğu soğutacak şeyler söylüyorlar. Bu sefer ertesi gün çocuk anne babasıyla gitmek istemiyor. Yani buradaki biraz hassasiyeti de gözetmek gerekiyor. O çocukları uzaklaştırmadan belki uyarıların yapılması gerekiyor. Bu Ramazan'da bunu hatırlatmış olalım biz de. Doğru ama burada iki husus var. Evet. Birincisi kabul edilebilir, tolere edilebilir bir evet. hareketlilik var. Anne baba çocuğa yavrucuğum orada sakin olmalıyız. Orada biraz daha rahat hareket etmelisiniz. Yani rahat hareket etmelisiniz derken biraz daha kontrollü olmalısınız anlamında söyledim. Cümlemi düzelteyim. Çocuğun cami içerisinde kimi zaman gülmesi, kimi zaman oradan oraya gitmesi, kimi zaman yanındakiyle konuşması normal. Ama avaz avaz bağırıp gümbür gümbür namaz kılanların arasından geçmesi. Yok tabii ki o artık işin uç boyutları. Bence de öyle. Yani anneler babalar makul bir tembihte bulunup ondan sonraki olanları da birilerinin hoş görmesi lazım. Evet. Hem anne babanın eğitimi burada söz konusu. Çocuk anne baba ne derse desin gittiği yerde çocukluğunu yapacak. Evet. Diyelim ki namaz kılarken fazla gürültü yaptı. Hemen namaz arasında çocuğu rica ederek kızmadan, bağırmadan özellikle dini konularda kesinlikle şiddete eğilimli bağırarak çağırarak çocuğu taciz edercesine, çocuğu rencide edercesine orada gönlünü kırmak, duygularını kırmak çocuğun bizden ziyade cami ile ilgili algısını kesinlikle bozar. Kesinlikle bahsettiğim tam kimsenin da buydu. O algıyı bozmamak. Kimsenin buna hakkı yok. Ama annenin babanın da çocuklarını tamamen başıboş bırakıp herkesin namazda dikkatini bozduracak aykırı hareketler yaptırmaya da hakkı yok. Evet. Anneler tembih edecek, diğerleri tolere edecek. İkisinin arasında çocuklar çocuksu davranacak. Böylece ortayı bulacağız. Evet. Hocam şimdi çocuklar dedik, geçmiş Ramazanlar dedik. Şöyle bir soru da aklıma geliyor benim. Şimdi büyüklerin bilirsiniz siz de Ramazan'la ilgili çok fazla anlattıkları vardır, anıları vardır. Bu anılarını da çoğu zaman torunlarıyla paylaşmak isterler. Orada onları da aslında Ramazan ayına dahil etmek isterler. Bu hikayelerin çocukların zihninde nasıl bir işlevi oluyor? Özellikle Ramazan ayına dahil. Şimdi değerli hanımefendi öyle güzel bir soru sordunuz ki çok teşekkür ediyorum. Bizim zihnimiz temsillerle, öykülerle, hikayelerle daha kolay anlıyor. Evet. Çünkü zihnimde tasavvur edebileceğim bir senaryo var. Dün biz hizmet içi eğitim yaptık. Bir süpervizyon yaptık. Depremzedelerle görüşen uzmanlarımızın vakalarını anlattıklarında onları değerlendirdik. Evet. Ve ben şunu tavsiye ettim. Öyküler kullanın. Evet. Öyküler kullanın. Falanca şöyle olmuştu, şurada şöyle olmuştu. Ümit verici, coşku aşılayıcı, her şeyin geçeceğini, o acının çok kıymetli bir acı olduğunu, haklı bir acı olduğunu, bunun iyileşmesinin bir süreç alacağını ama bunların da bizde bizi iyileştirerek bir yerlere taşıyacak nimetler olduğunu, aslında bir nimet, yaşadığımız sıkıntılar nimet olduğunu sonradan anlayacağız. Şimdi anlayamayız ama sonradan anlayacağız. Bunlar da bir Allah'ın ödülü diyebilirim, Allah'ın nimeti diyebilirim. Bizi başkalaştırıyor, bizim odağımızı değiştiriyor. Bizim kendimizi serapa kaptırıp koşar adım yanlış bir tarafa gidiyor isek eğer onları durdurmamıza vesile oluyor. Depremde yaşayanları, depremin içinde olanları kastetmiyorum. Her birimiz için. Fazla yağmur, yıldırım, ondan sonra sel felaketleri, ondan sonra yangınlar, her şey, her şey bizim şöyle bir adım geri atıp bir dakika ben buradan ne ders almalıyım? Evet. Allah bana buradan ne öğretiyor? Benim hayatımda buradan ders alarak düzeltebileceğim neler var? Diyerek olanlardan kendi Allah'a doğru yaptığımız yol ve yolculuğumuzu daha Yaratanın istediğine uygun hale getirmek için alacağımız yığınla malzeme var. Rabbim bu dersleri unutmamamızı, bu dersleri zihnimizde canlı tutmamızı, bu dersleri her olayda
edinmemizi, öğrenmemizi ve insani hayat mertebelerini tırmanarak terakki etmemizi Allah nasip etsin. Amin hocam. İnşallah. Sizin var mıydı böyle anlattığınız hikayeleriniz çocuklara veya oradaki hikayelerden aslında çocuklar da kendileri anı biriktiriyor muydu? Yani çocuklarınızın da sizin hikayelerinizden esinlenerek Ramazan'a dair yeni anılar biriktirdiğine şahitlik ettiniz mi aile yaşantınızda? Çünkü anılar, pardon sözünüzü kestim rica hocam. Rica ederim. Hakikaten anılar bizim zihnimizin en güzel köşesinde ve özellikle çocukluğa dair anılarımız hep böyle canlı şekilde kimi zaman oynar. Böyle bir parça parça olsa bile onlar bizi o kadar iyi hissettirir ki anı taşıdığımızda da o zamanki mutluluğun aynısını verebilir. O yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Neler söylemek istersiniz? Şimdi ben çocuklarımın Ramazan'la ilgili anılarını, hatıralarını dinlemedim. Hı hı. Ama çok güzel hatıralarımız oluyor. Evet. Mesela biz kızlarımı alıp sahilde iftar ediyoruz. Evet. Ondan sonra gidiyoruz Eminönü'ne, Sultanahmet'e. Hı hı. Daha çok da Sultanahmet'e gidiyoruz. Evet. Şeye de gittik. Eyüp Sultan Hazretleri'nin, Eyüp Sultan Camisi'ne de gittik. Yani dışarıda yaşadığımız diğer delikanlılarla da yaptığımız güzel programlar var. Yani evet, onların da zihninde güzel hatıralar olduğunu düşünüyorum. Evet, anlatacakları güzel anılarının olduğunu düşünüyorum. Sofra kurma, oruç açma, sofrayı kurmada yardım etme, espri yapma. Mesela benim büyük oğlum Sungur Zahit işte keman çalar. Keman çaldığı zaman iyi düzeyde keman çalar ve keman çaldığı zaman böyle aile bireyleri neşelenir. Ya bir ilahi mırıldanırız ya bir şarkı söyleriz. Böyle bir coşku olur evin içerisinde. Evet. Yani bir arada olduğumuz zamanları keyifle yaşamak. Konuştuğumuz zaman doğru bir dil ve üslupla ciddi konuları da konuşmak. Herkesin fikrine önem vermek. Mesela değerli beyefendi, eşim Zekeriya beyefendi her çocuğun fikrine önem verir. Her çocuğun teker teker sorar. Akrabalarımızı çağırır. Onlarla birlikteysek mesela bir şey istişare edeceğiz. Geçenlerde öyle bir istişarede bulunduk mesela. Hepsinin fikrine önem verir. Mesela bu çocuklarımın zihninde çocuklarına değer vermeleri için çok önemli bir husus. Yıllar önce ben bir defteri hala not almıştım, o defter duruyor. Çocuklarıma sorular sorardım. Hepsinin cevaplarını alırdım. Hepsi de inanılmaz fikirler üretirlerdi. İşte bizim hatırladığımız İstanbul'un su sorununun olduğu zamanlar vardı. Siz İstanbul Belediye Başkanı olsanız su sorununu nasıl çözersiniz? Trafik sorununu nasıl çözersiniz? İşte yolda bir kabarık bir cüzdan buldunuz. Ne yaparsınız? Bir arkadaşınız sizi yalan söylemeye teşvik ediyor. Ne yaparsınız? Öğretmen size kızdı. Çok da gücendiniz. Ne yaparsınız? Böyle hayatın içinde karşılaşacakları soruları onlara sorarak cevaplarını yazardım. İşte Sungur Zahit şunu yazdı, Kıyami bunu yazdı, Emine Kevser bunu yazdı. İşte Davut bunu söyledi. Evet. Onlar söyler, ben yazardım. İnanılmaz güzel fikirler ortaya çıkıyor. Eşim beyefendi şöyle demişti, dünyayı çocuklar yönetse daha iyi olacak. Diyeceğim. İnşallah yine de öyle hatıralar oluşturması için hayatı güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Rabbim bizim çocuklarımızın da zihninde kendi çocuklarına anlatabilecekleri güzel hikayeler olsun. Güzel hikayeler, anılar olur inşallah. İnşallah. Ki onlara armağanınız aslında bu anılar. İnşallah. En güzel armağan. Hayat evet, yolculuğunda çocuklarınıza eşlik edecek çok güzel anılar bunlar. İnşallah. Evet hocam, son yaklaşık 8 dakikamız kaldı. Bu süremiz zarfında da ben biraz dayanışma, toplumsal iyileşme, birlik ve beraberlik ruhunu konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan o felaketin ardından aslında toplum olarak birbirimize ne kadar kenetli olduğumuzu da gördük ki bu bizim için gerçekten gurur verici bir şey. Şükürler olsun. Peki Ramazan'da bu ruhu yeniden nasıl yaşatabiliriz ve yardımlaşmanın iyileştirici gücünü hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz hocam? Çok güzel bir soru bu da. Teşekkür ederim. Şimdi değerli hanımefendi, vermenin amacı karşımızdakini iyileştirmesi değil, beni iyileştirmesi. Karşımdakinin ihtiyacını gidermesi değil, birinci hedefim. Benim ihtiyacımı gidermesi. Karşımdakinden ziyade beni yapılandırması. Ve bunun olması için de tek bir şart var. Nedir o şart? Bunlar bana ait değil. Mülk benim değil. Evet. İşte o zaman ben iyileşirim.
kendiminkinden böyle canımdan bir can kopararak, çatır çatır kopararak gözüm yaşlı vermek değil. Evet. Espriyle karışık söylüyorum. Yani peşinden ağlayacağım bir şey hayır değil. Ama burada önemli olan verdiğim Allah'ın, bendeki olan Allah'ın, verdiğim kişi de Allah'ın. Ve ben bunu verdiğimde Rabbim diyor ki verdiğinizde mallarınız eksilmeyecek. Ben bereketle ya da fiilen onları çoğaltacağım. Allah verenin malını artıracağını söylüyor. O zaman ben mal derdine düşmeden, eyvah ben bunu verdim şimdi malım azaldı gibi şey yapmadan, bir değerlendirme, bir mukayese yapmadan, ihtiyacı olana elimden geldiği kadar, ihtiyacını mümkünse giderecek kadar ya da verebileceğim kadar verdiğimde, ya Rabbi bana vermeyi nasip ettiğin için sana şükürler olsun. Sana olanı, sana ait olanı, sana ait olduğunun bilinciyle vermeyi benim nasibim kıldın. Beni bununla rızıklandırdın. Sana şükürler olsun diye şükretmesi lazım. O verdiği şahsa da Allah'ın senin için benim rızkıma koyduğunu, vermeme vesile olduğun için, bunu kabul ettiğin için sana teşekkür ederim demesi onu lazım. Onu da şükranla bulmak. İşte vermenin iyileştirmesi, bu alış ve bendekini değerlendiriş ve karşımdakine veriş mantığının doğru oturması halinde bu hayata geçer. Yoksa ben benimkinden veriyorum. Bu benim dedikten sonra bu beni iyileştirmiyor ki. Bu bana bir lütuf yapmışım gibi bir his veriyor. Ben cömert oluyorum. Hayır, sen görevini yapıyorsun. Görevini yapıyorsun sen. Hani daha önce de anlatmış olabilirim. Bir çok cömert birisine sormuşlar. Ya sürekli veriyorsun. Hani gönlünde Allah'a şükür ben de iyi veriyorum diye bir duygu oluşuyor mu? O da demiş ki ben kepçeyim. İki tane Allah'ın kazanı var. Birinden alıyorum, diğerine koyuyorum. Kepçede ne kalıyor? Hiçbir şey. Ben kepçeysem bende bir şey yok ki ben kendimde bir şey göreyim diye. O yüzden de çocuklarımıza var olan bütün kıymetlerimizin, değerlerimizin Allah'a ait olduğunu, mülk sahibinin biz olmadığımızı, Allah'ın mülk, malikül mülk olması hakkının hırsızlıkla ya da kaba tabiriyle çalınarak bize geçmesi, o maldan, mülkten de hakkınca istifade edemememiz, bereketinin olmaması anlamına da gelir Allah korusun. Dolayısıyla bir, sahip olduğumuz hiçbir şey bize ait değil. İki, bunların kullanım hakkı bizde. Kullanım hakkını bize verdiği için, bizim tasarruf etmemize imkan sunduğu için Allah'ımıza şükredip, ihtiyaç olanlara vermeyi nasip ettiği için, bu anlayışı bende var kıldığı için Allah'ıma sonsuz şükürler etmek ve verdiğim insana da çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için, bu hediyemi kabul ettiğin için diyerek karşımızdakinin de aldığından dolayı rahatsızlık duymamasına gayret etmek. Mesela hocamız bir ders esnasında demişti ki nasıl ki bu benim diye sahiplenmek kibirse almamak da bir kibirdir. Yani ben istemiyorum demek de bir kibirdir. Ben bunu da öğrendim. Dolayısıyla iki tarafında ihtiyacı varken almak değil mi? Evet, evet. Almayı bir zül saymak. Yani asıl alırken ben şey olacağım, rahat olacağım. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurmuş ki, ben şaşarım o fakire ki zenginin yakasına yapışıp Allah'ın senin rızkında var ettiği hakkımı bana ver dememesine şaşarım diyor. Allah benim rızkımı senin rızkında var etti, benim hakkımı ver. Dolayısıyla taksimi yaparken, davranışlarımı belirlerken, ne yapacağım hakkında karar verirken, bunu aslına uygun, olması gerekene uygun yaptığımda, verdikçe ben iyileşirim. Verdikçe manevi yüklerimden kurtulurum. Verdikçe zihnimdeki toplama, kazanma, yığma derdinden kurtulurum. Gene ticaretim olur, gene alırım da benim diyerek değil. Anlatırlar ki bir alim ders, öğrencilerine ders verirken dışarıdan birisi gelmiş kulağına bir şey söylemiş. Elhamdülillah demiş o gittikten sonra. Tekrar beyefendi telaşla, aynı beyefendi tekrar gelmiş kulağına bir şey daha söylemiş. Elhamdülillah demiş. Öğrencileri sormuşlar efendim bunun hikmeti nedir? İkisinde de elhamdülillah dediniz. Demiş ki
benim ticaret kervanlarım vardı. Şu anda denizdelerdi. Gelen beyefendi kervanlarımın, kervan değildi, ticaret gemilerinin fırtınaya yakalanıp gemide battıklarını söyledi. Yüreğimi yokladım, bir üzüntü duymadım. Elhamdülillah dedim. Daha sonra geldi efendim, yanlış bir bilgiymiş, onlar sizinkiler değilmiş dediğinde. Baktım yüreğimde bir sevinç duymadım. Elhamdülillah dedim. Yani veren o, alan o. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bizi rahatlıkla müjdelemedi ki Allah. Bizi varlığın sürekli olacağıyla, bizim canlarımızın, cananlarımızın sürekli bir arada olacağımızla bizi müjdelemedi ki. Mallarınızdan, canlarınızdan eksilterek sizi deneyeceğim diyor. Ne yapacağınızı görmek için ben hayatı ölümü yaşattım diyor. O zaman Allah bana mal verdi, şimdi ne düşüyor? Bir, tevazu, bu bana ait değil. İki, bunda fakirlerin de hakkı var. Üç, ben bununla helal dairesi içinde ticaret yapmalıyım ya da işimi büyütmeliyim ya da şunu bunu yapmalıyım. Tamam, ticaret helal. Olabildiği kadar yap ama bunun her an elinden gidebileceğini düşünerek, buna bel bağlayarak değil. Mesela travma yaşayanların çoğu, mesela işten ayrılmakla örnek vereyim. Kendi hayatındaki var olmasının anlamını işte çalışmakla alakalı olarak hayata geçirmişse, işten ayrıldığı zaman hayattan kopuyor. Hayat anlamı gidiyor. Malım, mülküm, servetim, benim bağlandığım tek odağım diye bütün varlığımızı ona, varlığımızın anlamını ona yüklediğimizde, o gittiğimiz zaman bizi düzeltecek pek bir şey yok gibi oluyor. Dolayısıyla verenin, alanın Allah olduğunu, sahibi olduklarımızın da bizim olmadığını ve bunda fakirlerin hak olduğunu yaşamak çocuklarımıza dair en büyük örnekliklerden birisidir. Çok teşekkür ederiz. Rica hocam. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Siz de sağ olun. Ramazan ayı ile ilgili yine bize farklı bakış açıları sundunuz. İnşallah. Bizi aydınlattınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı mübarek olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Ailede Benden Bize programımızın bu hafta sonuna geldik. Ailede Ramazan hassasiyetini konuştuk. Uzman aile danışmanı Saliha Erdim hocam ile birlikte haftaya yepyeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.